Evet, tamam da sen. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. İlçemize yapımı tamamlanan göndere bayrak çekim törenine hoş geldiniz. Bu kutsal bayrağımızın gölgesinde sana el açtık. Ya Rabbi sen dualarımızı kabul eyle. İlahi ya Rabbi bu mübarek vatanımızı kanlarıyla sulayanlar, sulayan şehitlerimize rahmet eyle. Mübarek ordumuzu, bütün güvenlik kuvvetlerimizi her türlü saldırılardan emin eyle ya Rabbi. Bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Ezanlarımızı susturtma ya Rabbi. 100. yılını idrak ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışı ve 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramımız kutlu olsun. Bu anlamlı günde burada toplanmanın sebebi olan bu güzel sahil bandına inşa ettiğimiz 45 metre uzunluğundaki bayrak direğine 150 metre karelik dev bayrağını asmak ve ebediyen semalarımızda dalgalanması sağlamaktır. Tehlikeli alanda sürekli ilgisini esirgemeyeceğiniz şahiler. Teşekkürü bir borç biliyorum. Var olun, sağ olun. Esasında bu bayrak buraya geldiğinde Sayın Kaymakam, bayrağımızın ileride bu semalarda dalgalanmasını diliyor. Saygılarımızı sunuyorum, arz ediyorum. Basın al. Alabilir miyiz abi? Tamam. Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan bu günde, bu güzel günde bir ayrı mutluluğu, bir ayrı güzelliği daha birlikte yaşıyoruz. Tabii her şeyden önce 23 Nisan Yüce Meclisimiz deyince bugün de emeği olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi ve de gerek aklı, gerek ilmi, gerekse bedeniyle ülkesine hizmet etmiş bütün vatanerlerini saygı ve şükranla yad ediyor. Bütün milletimizin, Büyük Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun. Tabii bu güzel günün akşamında da bütün İslam alemi olarak Ramazan-ı Şerif'e kavuşuyoruz. Ben Ramazan ayının da ülkemize, ilçemize, ilimize ve de bütün İslam alemine hayırlar getirmesini, özellikle de şu bütün dünyanın son zamanda mücadele ettiği bu salgına da sonlandırmasına vesile olmasını diliyorum. Tabii 23 Nisan Tatvan'dayız. Tatvan'ımız hep söylüyoruz. Doğunun incisi, bölgenin birincisi ve en güzeli diyoruz. Gerçekten Tatvan insanıyla, Tatvan sahiliyle, Tatvan coğrafyasıyla ayrı bir güzellikti. Tabii gönül isterdi ki bugün de bütün Tatvan coşkuyla, bütün çocuklarımız yanımızda el ele, ellerinde bayraklarla bizlerle olsun. Ama maalesef az önce de ifade ettiğim gibi dünyanın, ülkemizin, hepimizin uğraştığı bir salgın belası var. İnşallah bunu da hep beraber kurallara uyarak, inşallah kurallara riayet ederek atlatacağız. Bu vesileyle temsilen mesafe kurallarına da uyaraktan, tedbirlerimizi de alaraktan temsilen bayrağımızı göndere çektik bütün Tatvan ve bütün Tatvan'ın adına. Tabii bayrağımızı dikmekle, sadece göndere çekmekle kalmayacağız. Bunun etrafında bir çevre düzenlemesi çalışmamız var. Mimar arkadaşlar bu konuda da çalışıyorlar. İnşallah bu alan, bu mekan, insanların, dışarıdan gelen insanların, ziyarete gelen insanların, Tatvan'ı görmeye gelen insanların resim çektirdiği,
hatıra olarak gelip paylaştığı bir noktada haline gelecek. Van Gölü'nün incisi olan Tatvan'ımız en büyük güzel parçasını, kırmızı beyaz elmasını, yakutunu yerleştirdik. Şu an artık burada güzel bir şekilde dalgalanacak. Burada bizim temsiliyetimiz olacak. Burada emeği geçen liman başkanımıza, yardımcı olan iş adamlarımıza, kaymakamımıza, Kuzucu Marina'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özveriyle çalışıldı. Herkes ilk günden beri bunun dikileceği günle heyecanla çalıştılar. Ben buradan tekrardan tüm ülkenin 23 Nisan'ı kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrardan bu salgından kurtuluruz. Bu türlü bu kutlamaları bütün halkımızla beraber yaparız. Tekrardan Tatvan halkına teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Gel.